anneler, babalar dikkat! Çocuğunuzda dikkat eksikliği mi var? Dikkat eksikliğinin tedavisinde bilim kurgu filmlerini aratmayan hangi yöntemler kullanılıyor? Tedavi ne kadar sürede cevap veriyor? Çocuğunuzdaki dikkat eksikliğinin sebepleri neler? Psikiyatrist Doktor Sabri Yurdakul ve psikolog Pınar Yüksel canlı yayında uygulamalı olarak anlatıyor. Birazdan Alişan'la Sevcan'da. Efendim dedik ya, dikkat dağınıklığı olan çocuklarınız varsa lütfen ebeveynleri ekran başına gelsin. Bu problem çözülebilir bir problem. Bilgisayarlarımız, ekranlarınızda da görüyorsunuz. Biz çıktığımızdan beri burada. Bununla neler yapacağımızı doktorlarımız, uzmanlarımız ve çocuklarımız eşliğinde anlatacağız. Hemen onları alalım. Psikiyatrisimiz Doktor Sabri Yurdakul ve psikologumuz Pınar Yüksel ve çocuklarımız kocaman alkışlarla geliyor. Uğurcan'la birlikte geldi. Elif, Uğurcan böyle Elif, gelin Uğurcan, siz aramıza. Doktorlarımızı da böyle oturtalım lütfen. Elif'i ben alayım, Uğurcan'ı sen al. Hadi gel Uğurcan. Ya tosunum benim. Tosunum yerim benim değil mi senin? Tamam gel. Hoş geldin hocam. Hocam çocuklarda dikkat ve konsantrasyon eksikliği neden olur? Bir kere nedenlerini bir açıklayalım. Şimdi özellikle güzel bir soru. Çünkü insanlar hep şunu zannediyorlar. Çocuğumun elinde. İsterse dikkatini verebilir. Gayet güzel konsantre olabilir ama yapmıyor. Bunun beyinle ilgili bir takım özellikleri var. Beyinde bir takım dalgalar yeterli seviyede çalışmadığında ya da fazla çalıştığında dikkat çabuk kayboluyor ve konsantre olmakta zorlanıyorlar. Eğer bu belirli bir seviyenin üstündeyse de dikkat eksikliği ortaya çıkabiliyor. Ama dikkat eksikliği sadece dikkat eksikliği hastalığında olmuyor. Zeka düzeyi yüksek çocuklarda da bu gözlenebiliyor. Peki ben çok özür diliyorum. Anneler babalar çalışmayan çocukları için de dikkat eksikliği var diye teşhis kendi kendilerine koyuyorlar. Bunun belirtileri nedir çocuklarda? Belirtileri özellikle çocukların çok çabuk sıkılmaları. Derslerde özellikle sınavlarda bu çok önemli. Herkesin yapabildiğini yapamıyorlar ama hiç kimsenin yapamadığını yapıyorlar. Neden? Çünkü onlara duruyorlar, buna dikkat ediyorlar ve güzel yapıyor ama o kadar hızlı düşündükleri zamanda ben bunu biliyorum deyip bir şekilde bakıyoruz ki geçiştiriyorlar ve çok basit hatalar yapıyorlar. Bunun ötesinde de biraz daha fazla olduğu durumlarda unutkanlıkları oluyor. Bir takım öğrendiklerini çabuk unutuyorlar, dersler akıllarında kalmıyor. Anladım. Peki Pınar Hanım, nasıl bir yöntemle tedavi oluyor çocuklar? Şimdi öncelikli olarak biz bir test uyguluyoruz ve test sonrasında bir dikkat testi. Ardından dikkat sonucuna göre eğer işitsel dikkati çocuğun düşükse işitsel dikkati arttırıcı bir yöntem olarak zaten birazdan da sizde de hatta denemek de isteriz. Sonrasında da eğer görsel dikkati düşükse görseli arttırmak üzere de bilgisayar üzerinden yine animasyonlarla birlikte EEG nörofeedback dediğimiz uygulamaları yapıyoruz. Peki yaş şimdi yaş aralığı nedir bu dikkat tedavinin yaş aralığı koyabilmek için ve tedavisini yapabilmek için? Aslında tanı anlamında. Şöyle söyleyeyim, çocuklarda dikkat eksikliği okul öncesinde de başlayabiliyor ama okul öncesinde çok fazla müdahale etmiyoruz. Bununla ilgili mental aritmetik var, çocukların dikkatini arttıran sizlerle biliyorsunuz. Bunu arttırılıyor, bunun ötesinde 13-14 yaşından yani itibaren, ergenlik dönemi itibariyle ergenlikte de oluyor. Ama 13-14 yaşlarında bir kısmı geçiyor, bir kısmı da hayat boyu sürebiliyor. Yani 50 yaşına gelip hala dikkat sorunu olan insanlar oluyor. Bu yöntemler o yaşlarda da geçerli olabilir. Geçerli. Peki, tabii peki hemen görmek istiyoruz biz. Tamam. Biz evet, Uğurcan, uygulamalı olarak Uğurcan, görmek istiyoruz. Nasılsın? İyi. Var mı sende böyle bir dikkat eksikliği? Vardı ama geçti. Geçti. Sıkılıyor musun şimdi bizi dinlerken peki? Sıkılmıyorsun. Bize gösterir misin neler yaptığınızı? Hocalarımızla birlikte. Hadi bakalım o zaman bir alalım şöyle bilgisayarların başına. Önce Uğurcan'ı alalım, sonra Elif'i alacağız. Tabii. Elif sen gel tatlım. Şöyle seni oturtuyor. Şimdi burada sadece dikkat eksikliği var mı yok mu? Önce onu yok, ölçüm. Onu daha önce ölçüyoruz. Daha önce dediğim gibi bir dikkat testimiz var. Onunla ölçümlüyoruz. Bir grafik çıkıyor. Yaş aralığının altında kaldığı noktalar hangisi ise Uğurcan'ımıza da o testi uygulamıştık. Ve görsel dikkati düşük çıkmıştı. Bununla birlikte de tabii ki aileyle de görüşüyoruz.
sonrasında uygulamamıza başlıyoruz. Görsel dikkati arttırıcı yöntem olarak. Şimdi görsel dikkati. Hadi bakalım görelim, biz de merak ediyoruz. Aslında şu çok önemli, bir tedaviden ziyade bir, evet, bir eğitim programı oluyor. Beyni eğitip onun dikkatini toparlayabilmesini sağlıyor. Sizi böyle hani Uğurcan'ın sağ tarafına alıp yapabilmemiz mümkünse izleyicilerimiz ve kamerada daha rahat görsün. Onları çekebilirsek. Yapmaya çalışacağım. Görsel... Ama bunun üzerinden etkili olmuyor diye mi baktım bunun üzerinden? Öyle. Ben öyle burun üstünden bir baktım. Biliyorum, şaka söyle. Bunlar nedir? Bunlar şimdi... Ne bu? Bu çok... EEG'nin ne kadar dikkatimin... dikkatimin ne kadar verdiğini ölçmek için Pınar öğretmenim de dikkatimi anlamak için bilgisayarda bir program var, oradan beyin dalgalarıma bakıyor. Aha, çok doğru ilginç. İfade etti kendisi, gerçekten öyle. Şimdi biz bu elektrotları saç derisine aslında yapıştırarak koyarak EEG görüntüsünü, yani beynin EEG dalgalarını bu ekrandan biz izliyoruz. Öğrencimiz de ekrandan bakıyor, hemen takalım. Çok akıllı Uğurcan. Uğurcan'da dikkat eksikliği varsa ben de herhalde magnezyum, potasyum. E vitamini, K vitamini, D vitamini eksik olabilir. Hadi bakalım. Evet. Sende de var mıydı böyle bir şey? Ay güzelliğe bak, güzelliğe bak. Tabii tabii. Evet, beynim böyle. Elif gözler bak. Şöyle dön bakalım kameraya, kamerada Elif'i görsün Uğurcan hazırlanırken. Elif'ciğim sende de problemler var mıydı? Vardı. Hani dikkatle ilgili. Sen nasıl, sende nasıl böyle çıktı? Sen nasıl anladın böyle bir şey olduğunu? Söylediler. Söylediler. Sena tabii kendisinin anlaması mümkün değil. Peki şimdi memnun musun? Anlayabiliyor musun? Daha rahat dinleyebiliyor musun sıkılmadan? Hı hı. Harika. Peki. Sevdin yani bu işi Elif. Evet. Şimdi aslında şunu da iletmek istiyorum. Bu mental aritmetik üzerine de biz bunları koyuyoruz. Mental aritmetik bilginiz olduğu bir konu. Evet. O çocukların hem görseline hem işitseline de fayda ediyor ve genel beyinlerini kullanma kapasitelerini de arttırıyor. İşte biz sizin işinize de yardımcı oluyor. Çok yardımcı oluyor. Çünkü sonuçta şunu söylüyoruz hep. Her çocuğun öğrenmesi farklı. Çok yani dikkat akademi diye bir konsept olarak bunu ele alıyoruz. Çocukların işte Pınar Hanım'ın bahsettiği gibi görseli düşükse görselini arttırıyoruz. Yahut da işitseli düşükse bunu arttırıyoruz. Böylelikle kendilerine yönelik bir programın içerisinde çok daha fazla oluyor. Mesela günlük hayatta anneler bazen şikayet ederler. Beni duymuyor. Söylüyorum sanki hiç beni duymuyor. O durumlarda mesela özellikle çocukların işitselinin düşük olduğunu görüyoruz. Ya da bakıyor mesela en basit şeyleri karıştırıyor. Özellikle bunu biz daha çok sayısallarda, matematikte görüyoruz. Görsel dikkatleri düştüğünde çocuklar bakıyorlar ama görmüyorlar. İşte orada da beyin bunları görüyor ama bir şekilde çok rahat dikkatsizlik yapabiliyor. Evet, yani şunu söylememiz gerekiyor. Bu bir rahatsızlık olabilir. O yüzden çocuğum, benim çocuğum tembel, aman bizimki anlamıyor, sakın ha sakın diye düşünmeyin. Gerçekten. Öncelikle çünkü eğitim hayatı çocukların hakarete boğularak geçti uzun yıllar. Çok uzun yıllar öyleydi, çok doğru. Şimdi çok daha duyarlılar. Gerekiyor. Ama öğretmenlerimiz de bu çocuklarımızla özel ilgilenir ve velileri bilgilendirirlerse sanırım böyle bir sıkıntı kalmış. Uğurcan'ın. Ay yiğidim benim. Uğurcan. Böyle sağ tarafa takıldı bak. Uğurcan'ı görelim şöyle elektrotları, şöyle göstereyim Uğurcan. Şimdi bunlar beyin dalgalarını mı? Evet, göreceğiz? Bu EEG sistemi üzerine kurulu beyin dalgalarını alıyoruz. Bunlar da nasıl gidiyor, beynin çalışması nasıl bakıyoruz. Hemen ve dikkatini de hocam, oradaki başlayalım. Beyin elektrolarında da görüyoruz. Hadi görelim bakalım Uğurcan'ın. O bilgisayar açık mı? Açık. Açık açık. Evet, mikrofonu ben başlatıyorum. Evet, başlatalım. Gene seanslarda olduğu gibi Uğurcan. Hadi bakalım. Şimdi neler yapılacak? Şimdi topa bakması gerekiyor. Kendisini vermesi gerekiyor. Ekrandan da bir yandan şu sol tarafta aslında EEG görüntüleri var şu anda. Evet, evet, onlar ne şimdi, bize ne anlatıyor şimdi? Siz bize anlatırsanız bir yandan da. Bunlar tamam. Özellikle beynin şu andaki çalışmasını gösteriyor ve mesela kafasını çevirdiğinde orada bir kopukluk oluyor. Beyin elektrolları oradaki dikkatini birebir ölçtüğü için dikkatini veremediği anda orada kopukluk yaşıyor. Biz buradaki düzene bakıyoruz ve bir süre sonra bunları alıyor ve görüntüleri buna göre veriyor. Şu an nasıl? Bakın şu anda mesela hızlandı, bir an önce kopmuştu. Koptuğu yani, zaman gidiyor. Bakın evet. İstediği zaman dikkatini topluyor. O arkasından odaklandığında hızlanıyor top. Mesela ben şimdi onu konuşursam o top yavaşlar mı? Tabii size baktırıp şey yaptığınızda hem yavaşlar hem de beyin görüntüleri. Baksana bana.
Uğurcan. Uğurcan. Bakın. Ne yapıyor? Top, evet. Ne izliyorsun? Bak top durdu. Uğurcan, oraya bakarak bizimle konuş. Sen bu yöntemle ilgili rahatladın mı? Derslerine daha fazla faydası oldu mu? Evet. Bakın şu anda top yavaşladı değil mi? Benim bizde konuşulanda top yavaşlıyor bak. Böyle bir şey var mı? Evet. Şimdi orayı biraz izler misin Uğurcan? Ekranı izle biraz ve dikkatini oraya verir bakayım. Misin? Evet, yine odaklanmaya bak. Çalış. Görüyor musunuz top nasıl hızlandı? Biraz daha. Kaça gidiyorsun sen Uğurcan? Bak yine gitti. Yine gidiyor doğru. Kaça gidiyorsun? Üç. Üçüncü sınıf. Nasıl dersler? Bana bak bir ya. Bir bana baksana. Çocuğun dikkatini konuşur. Böyleleri dağıt. Mesela gözlerini çok kırptığı zaman şuradaki EEG görüntüsünde de bir kopma meydana gelmişti biraz önce. Yok et, yok et diye giriyor. Harika. Peki buradan onu anlıyoruz. Bu şimdi bir tedavi midir yoksa burada sadece... Eğitim. Beyni eğitiyor. Evet. Yani beynin burada nasıl oluyor onu söyleyelim. Çok özür diliyorum. Ha burada eğitiyoruz beyni. Ha, çok tabii. İyi. Odaklanmasını sağlıyorsunuz ve bundan sonra da böyle odaklanıyor. Evet güzel. Böyle seanslar uyguluyorsunuz yani. Peki bu odaklanma problemi ne kadar sürede aşılabiliyor? Tedavisi ne kadar sürüyor? Mutlaka çocuğa göre değişiyordur ama. Bir defa çocuğun, ben onu da söyleyeyim, evet. Pınar Hanım'ın eklemeleri olabilir. Çocukların dikkat durumuna bağlı olarak. Kimi zaman çok çabuk cevap veriyor. Çünkü dikkatindeki problem az olabiliyor. Kimi zaman da biraz daha uzun oluyor. Zaten şunu söylemek istiyorum. İlaç kullanmalık düzeyde olanların ilaç dozunu azaltmaya faydalı oluyor. Tamamen ilacın yerine sadece bunu verelim yanlış olur. Ama az durumda ya da hafif ilacın gerektiği durumlarda bu destekliyor. Onun için beyni eğitiyor. Peki yani, bu ne kadar sürüyor böyle? Yani topa bakıyor mesela şimdi Uğurcan. Ne kadar sürüyor? Şimdi seansların bir süresi var. En az 30 dakika olmak zorunda. 45 dakikaya kadar çıkabilir ama bu ilk seanslarda mümkün değil. Zaten çocuk geldiği zaman bir hareketliliği, odaklanmada zorluk çekme ve bununla birlikte tabii ki sıkılma da meydana tabii geliyor. Ki. O yüzden sonlara doğru 40 dakikaya, 45 dakikaya çıkabiliyor. Ama bu yine çocuğun durumu bağlı. En benim, az 30 dakika olması benim gerekiyor. Ama tabii ki. Görsel hafıza ve dikkatle işitsel hafıza dikkat arasında galiba fark var belirgin bir şekilde. Tabii. Bu hangisine? Bu görsel hafıza. İşitsel olarak ne yapıyorsun? Onu da şimdi biraz sonra göstereceğiz yani? Tabii. O da ayrı yani. Tabii ki. Peki hangisi daha önemli ve kalıcı oluyor? Görsel hafıza mı işitsel hafıza mı? Her ikisi. İnsan beyninde iz bırakan. Problem neredeyse sanırım orayı çözümlemek için zaten her ikisi de. Kesinlikle. Mesela derler insan gördüğünü unutmuyor ama duyduğunu bazen unutabiliyor. Bazı insanlar gördüğünü anında unutuyor. Öyle mesela mi? Farklı yani insanlar. Onu kuvvetlendirmesine yardımcı olan da aynı durum var. Kişinin algısına evet. göre değişiyor. Peki Uğurcan'ın. Peki Elif'le Uğurcan. Böyle bir maşallah, tedavi Uğurcan uyguladınız. Topu bir sağa bir sola çevirdi. Bütün mesela Uğurcan'ın şimdi dikkati biraz dağıldı öyle değil mi? Oldukça. Oldukça dağıldı. Bir de bizi dinliyor çünkü. Elif'te bir de işitsel dikkate bakalım. Peki. Biz evet. Elif'te bir de işitsel bravo, dikkate bakalım. Bu arada bu hatta hani... Uğurcan bununla ilgili deneyimlerini de söyleyebilir. Evet. Demin bize çok güzel anlatıyordu. Söyle bakalım. Anlat bakalım bizimle de paylaş. Şey bana çok yararı oldu. Sınavlarda daha başarılı oldum. Sonra derslerde öğretmenimin dediğini daha iyi anlıyorum. Daha çok odaklanabiliyorum. Ve de şey arkadaşlarımla şey... Futbol oynarken daha iyi kaleci oluyorum. Vay yavrum. Şimdi Uğurcan, Alişan abin yapabilecek mi acaba bunu? Deneyelim. Ben yapamaz diyorum. Bence bana, deneyelim. Bence Elif'e geçelim. Öyle mi geçelim? Elif, evet. Peki, hadi bakalım. Elif'e de bir bakalım. Elif'e de bir bakalım hadi. Peki, o zaman. Seni şöyle alayım ben, bunları çıkartayım o zaman şimdi. Alişan abi. Efendim? Sen hani bunları dokunmuştun ya böyle bununla böyle. Bunlara dokunma çok hassas. Bana bile dokunma. Ayşen tamam, abi bilemedi. Peki hadi bakalım Uğurcan seni böyle alalım. Şimdi Elif'e bakalım. Evet. Bu da işitsel hafızayla evet. ilgili. İşitsel dikkati arttırın. İşitsel dikkatle ilgili problemi olan çocuklara uygulanan bir şey. Şimdi ne yapacağız biz Elif'e bunu? Siz onu uygularken onu ben da anlatabilir misiniz? Ben şöyle anlatayım. Belirli modülasyonda bir müzik yayınlanıyor. Şimdi dikkat etmişler. Yani araştırmalarda şunu bulmuşlar. İnsan sağ kulağıyla duyuyor ve anlıyor. Sol kulağı daha çok alt zemindeki sesleri duyuyor. Onun için sağ kulağını iyi kullanabilen insanlar işitsel dikkatleri daha fazla. Hatta genellikle insanlar fark etmeden sağ kulağını uzatır. Evet doğru şöyle yapar. İşte onu konuşurken de çok evet, onu bazen işte onu anlamakta zorlanabiliyoruz.
Biz bunu testlerle ölçtüğümüzde özellikle işitsel dikkati düşükse bu onun sağ ve sol kulak arasında beyine giden yerdeki ortak zamanı arttırıyor. Yani senkronize olmasını sağlıyor. Senkronize olmadığında çünkü öğretmenin dediğini o anda kaçırıyor. Tam öğretmen ne dedi diye anlamaya çalışırken yine dediklerini kaçırıyor. Aynen. İşte bu o senkronizasyonu sağlıyor. Ve bunda da yarımşar saatlik 20 seans halinde ne yapıyoruz şimdi? Elif'e, bunu veriyoruz. Elif'e ne dinletiyoruz? Aslında normal bir müzik ama bunlar özel olarak seçilmiş ve frekansı ayarlanmış oluyor. Bu da ne demek oluyor? Müziğin inişli çıkışın çok bol olduğu bir şarkı seçiliyor ve onun da frekansı ayarlanarak çocuğa dinletiliyor. Bu şarkıda normal aslında gelmiyor. Duruyor, yükseliyor, yavaşlıyor, birden geliyor. Zaten asıl amaç da burada, biten teknik noktada bu oluyor. Bu titreşimler sayesinde beyin uyarılıyor. Aslında yine beyin jimnastiği yapılıyor. Kullanılmayan beyin hücreleri kullanılmaya başlanıyor. Ve çocuk ilk başta aslında işitiyor, dinlemiyor. Ama bu dinlemeye dönüşüyor. Dinleme algılamaya dönüşüyor. Algılama da öğrenmeye dönüşüyor. Öğrenme de davranışa dönüşüyor. Böyle bir çemberi aslında kapsıyor bu sistem. İlginç. Bir şey sorabilir miyim? Şimdi bu problemi yaşamayan çocuklar da olabilir. Yani böyle bir problem söz konusu değil ama hani ben düşünüyorum bu normal bir insanın algı seviyesini de yükseltir tabii, mi? Tabii. Yani böyle bir uygulama olmayan hani dikkat dağınıklığı olmayan bir çocuğa da uygulandığında daha iyi performans sergilemesine hayatında sebep olabilir. Tabii ki. Kesinlikle. Şu an Elif dinliyor mu? Evet, şu anda dinliyor. Bakayım ne dinliyor ya? Çok merak ediyorum. Eğitimle ilgili bir şey soracağım. Hep derler ki klasik müzik dinlemek zekayı geliştirir ya da işte algıyı düzenler gibi böyle bir iddia vardır. O acaba onların müzikal dokusundan, matematiksel diziliminden mi kaynaklı bir şeydir? Kesinlikle. Çok inişler çıkışlar olduğu için o kişisel olarak eğitim. Yani o sesli müzik özellikle. Evet. Beyni çok farklı şekilde çalıştırıyor ve onlar çalıştığında da beynin gelişimi artıyor. Evet. Demek ki sizin söylediğinize ek olarak şunu söylemek istiyorum. Sadece dikkat eksikliğinde değil, örneğin konuşma problemleri, bazen çocukların konuşması geciktiğinde de bunu bunlar da hızlandırabiliyor. Çok önemli. Ya da kekemelik gibi. Bunlar da olabiliyor. Yani işitsel, görsel, konuşmayla ilgili problemi olan çocuklarımız varsa dikkatiyle ilgili bu yönteme başvurup gerçekten bunu aşabilirler. Çocuğum yapamıyor, aşmasına edemiyor demek yardımcı gerekiyor. Yardımcı çünkü tabii ki. Ne duydun Alişan sonunda? müzik çalıyor ama müzik bir duruyor, bir şey yapıyor, bir sesi gidiyor, bir şey oluyor. Orada kulağa gelen şeyi eğitiyor çünkü. Dikkatim dağıldı. Ben yapamadım Uğurcan. Hocam çok teşekkür ediyoruz sizlere. Böyle bir yöntemin varlığından haberdar olmak birçok insanın hayatında çocukları çünkü en özel varlıklarımız bizim, en kıymetlilerimiz. Gerçekten hayat kolaylaştırması beklenen yöntemlerden biri. Biz bir reklama gideceğiz, size çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Uğurcan, Elif, seni teşekkür ederim.